Merhaba arkadaşlar. Şimdi dramada ikinci dersimiz. Bir önceki ders biraz giriş yaptık. Güzel bir kavramları konuştuk. Bayağı bir giriş yaptık. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Mesela bu doğaçlama ile spontanlık arasındaki farkı anlamak önemliydi. Şimdi burada çıkacağını düşünmediğim ama dramanın yapısı hakkında güzel bilgiler veren, farkındalık oluşturan bir bölüm var. Buradan bilgi düzeninde bir şey sorulmaz, onu söyleyeyim. Ama altyapı oluşturacak mısın? Dünyada dramanın gelişim süreci. Dünyada dramayı eğitimde kullanalım diyen ilk kişi Jean-Jacques Rousseau'ymuş. Fakat uygulama yapmamış. Fikir olarak ortaya atmış. Farkındaysanız bu Jean-Jacques Rousseau'da her şeyin altından çıkıyor. Sene 1700'lü yıllar Fransız devriminden önce. Sonra Finlay Johnson çıkıyor. Bu eğitimde uygulama olarak drama yöntemini ilk kullanan kişi. Daha önce tiyatro eğitiminde kullanıyormuş ama dramayı eğitim için kullanan ilk bu vatandaş. Eserde öğretimde dramatik yöntem. Sonra Dorothy Heathcote diye birisi. Eğitimde drama nasıl kullanılmalı? Uzmanın rolü ne olmalı? Rolün yuvarlanması nedir? Gibi detaylarla ilgili bir çalışma yapıyor. Şimdi burada uzmanın rolü nedir? Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Sınıf öğretmenleri için. Öğretmen liderdir. Dramada. Lider birisini yetiştirip başkasını lider yapabilir mi? Bence 1, 2, 3, 4. sınıfta yapamaz. O kadar yetkin olmuyor çocuklar. Ama ileriki sınıflarda, lisede bir drama eğitimi alır çocuk olabilir. Ortaokulda belki olabilir ama ilkokulda lider şeydir. Sınıf öğretmenidir veya drama eğitimi veren kişidir. Peki ne yapar bu lider diye baktığımızda? Lider, bir, ısınma hareketlerinde neler yapılacak? Hangi kazanımla neyi ilişkilendireceğiz? Süreçte hangi öğrenciler gönüllü olacak? Gönüllülerin seçilmesi. Veya birileri hep gönüllü oluyorsa, birileri de hiç gönüllü olmuyorsa öbürkülerin teşvik edilmesi. Sonra ikinci bölüme geçtiğimizde, canlandırmaya geçtiğimizde eğer çalışma tıkanıyorsa, tıkandığında onu açmak için bir takım yaratıcı şeyler yapmak. Müdahalelerde bulunmak. Değerlendirme sorularını sormak. Oho! Hemen hemen her şeyi, o şeyi lider yapıyor. Çok önemlidir. Rolün yuvarlanması ne demek? Böyle bir kavram da var. İleride de çok geçecek. Mesela biz biraz önce bir pazarcı elma satıyordu. Çok hoş olur mesela. Hadi şimdi bu pazarcı rolünü AVM'de cep telefonu satan adama yuvarlayalım. Bakın orada davranış kalıpları hemen değişecektir. Mesela AVM'de cep telefonu satan vatandaşın gel teyzeciğim gel yarım kilosu şu kadar falan demesi çok burada absürt bir yaklaşım olacaktır. Tabii bu tür tesadüfler de kullanılabilir. Yine buradaki alışverişin üretim, tüketim, dağıtım demiştik. Bunun mesela hadi yuvarlayalım bunu. Bu elma satarken olabilir. Cep telefonu satarken öyle olmaz ama böyle olabilir. Gelelim. Eğitim satılır mı? Eğitim satarken nasıl olur? İşte iki tane özel okul şey açmış. Gel veli gel burada 100 bine veriyoruz orada 120 bin. İşte bu komik olur mesela orada. Bu olabilir mi? Bu da bir rolün yuvarlanmasıdır. Gelelim Baltın'a. Darwin Baltın dead bir drama kavramını ortaya atıyor. Ve benden önce diyor insanlar ABC tipi drama kullanıyordu diyor. A tipi drama ısınma ve egzersiz tanışma aşaması. B tipi drama mış gibi yapma, mış gibi oyun.
C-tip dramada profesyonel tiyatrodur. Şimdi benim diyor, ben D tipi tiyatro. Ya bunlar A, B, C tipi kötü bir şey değil. Ama benim önemsediğim ve üzerinde durduğum, konuşmamız gereken ve benim eğitime katkı yapacağını düşündüğüm şey D tipi dramatır diyor. Bu da kimlik değişimidir diyor. Çok harika bir şey söylüyor burada. Bakın diyor ki, Calvin Balton D tipini öneriyor ve çocukların kendi kimliklerinin dışına çıkarak, kimlik değişimi yaşayarak empati kurabilecekleri söylüyor. Ne demek bu? Şimdi şöyle bir şey. Şimdi geçen gün benim iyice mesela dramatik durum diyoruz. Mesela benim hayatımda da dramatik durumlardan bir tanesi, cep telefonuyla ilişkim bayağı dramatik bir hal almaya başladı. Çünkü mesajlar Instagram'dan ve WhatsApp'tan yani artık kime ne kızacağım, ne söyleyeceğim belli değil. Yani artık benim bunu yönetebilecek bir kıvamdan çıktı. Herkes çok rahat. Özellikle Ramazan olunca gece 2'de, 3'te, 4'te hiç sıkıntı yok. Yani mesajlar, gece 2'de niye bakmadın mesajıma diyenler falan, acayip bir durum oldu. Yani artık böyle benim yönetebileceğim bir noktaya çıktı. Özellikle Ramazan'da çok faci. Şimdi dramadan bahsediyoruz. Ve D tipi drama. Şimdi üniversitedeyiz. Yüz yüze eğitim yaptığımızı varsayıyoruz. Ve bir öğrenci yazmış geçen gün. Bir şey sormuş. 15 dakika içinde cevap vermemişim. Tekrar hocam cevap vermeyecek misiniz falan diye şey yapmış. Ondan sonra ben de döndüm, dedim ki ben dedim günde bir ya da iki defa bakıyorum. Öyle dakika başı bakamam dedim. İşte hocam çok önemli falan filan. Tamam söyle dedim. Önemli falan da değil. Ondan sonra cevabını verdim. Geçtim. Bir daha soruyor. Bir daha soruyor. Oho. Şimdi bunu ne yapmak lazım? Öğrenci hissettirmek lazım. Neyi hissettirmek lazım? Yani nasıl soru sorulur? O nasıl olması lazım? Bunları drama içinde karşı tarafa bak ne diyor? Kimlik değişimi yaptırarak hissettirmek D tipi dramadır diyor. Şimdi ben mahallemde çok görüyorum. Vatandaş geliyor. Bakın çok enteresan. Şurada ana yola çıkılıyor. Bu çok komik. Bakın şimdi. Şurada ana yola çıkılıyor. Şimdi iki tane araba var. Arabalardan bir tanesi kırmızı bir araba olsun. Bu kırmızı arabanın sahibi Ali Bey olsun. Şimdi şuradan şurada ev var. Şuraya park edilmemesi lazım. Çünkü köşe başı burası. Şimdi şuradan çıkıyor. Tam arabasını çalışacak. Şuradan bir araba geliyor. Onun görüntüsünü kapattığı için kızıyor. Ya buraya park edilir mi diyor. O da diyor ki ne var diyor. Bir sorun yok diyor. O kafanı uzat bak diyor. Şimdi 3 gün 4 gün sonra bu kırmızı olan Ali Bey. 3-4 gün sonra ben bu olayı gözümle gördüm. Şimdi şuradan Ali Bey geliyor kırmızı arabayla. Burada da başka Can diye birisinin arabası var. Ali Bey diyor ki ya diyor buraya araba park edilir mi diyor. Ben de şuradan karşıdan gözlemliyorum. İçimden geldi ya aynı şeyi sen yaptın. Yok diyor buraya park edilmez diyor burada. 3 gün önce kendisinin yaptığı işin aynısı başkası yapınca hatalı oluyor. Sonra ben tanıyorum bu vatandaşı. Dedim ki ya dedim aynı yere sen park ettiydin dedim. Tanıyorum da.
Benim nazım da çeker. Bak diyor ki o diyor ama 3 santim daha gerideydi benimki, onunki ileride diyor. Yalan, aynı noktada. İşte insanların başkalarıyla yaşadığı olaylarda kendisi olduğunda, başkası olduğunda bu durumun değişmesi bizim empati becerimizle aşılabilecek bir şeydir. İşte neden anlattım bunları? Garvin-Walton'ın D tipi kimlik değişimi dediğimiz yer burasıdır. Bu dramanın duyusal empati tekniği kazandırılmasının en önemli noktasıdır. Buna kimlik değişimi adını veriyoruz. Şimdi Brian Way diye birisi var. Dramaya katılamayacak çocuk yoktur diyor. Bu sözüyle güzel kaliteli yapılsa bütün çocukların dramayı seveceğini ifade ediyor. Drama yoluyla gelişim adında bir eseri varmış. Franz Žižek, drama bir çocuk sanatıdır diyor. Cecilia ya da Cecilia O'Neill, drama her yaş için uygundur diyor. Bakın drama ürün değil, süreç önemlidir. Biraz önce söyledim. Drama yetişkin eğitiminde de kullanılır. Mesela çiftlerin birbirini anlaması aile danışmanlığında kullanılır. Çok da önemli yararları vardır. Yani sadece çocuklarda değil, çocuklar, ergenler, genç yetişkinler, yetişkinler, yaşlılar, herkes de kullanılabilir. Peter Slate romantik dramacı olarak tanımlanır. Dramanın duygusal geliştirici yönüne vurgu yapmıştır. Eseri Çocuk Draması adlı bir eseri var. Caldwell Cook Oyun Okulu adlı bir projesi vardır. Bu okul projede okullarda müfredatın büyük oranda drama yöntemiyle öğretildiği bir sistem hayal etmiştir. Eseri de Oyun Yolu. V.R.S. Spolin diye birisi vardır. Bunun da eseri tiyatro için doğaçlamadır. Tiyatroya doğaçlama tekniklerini aktarmaya ile ilgili eserler yazmıştır. Winifred Ward dramada metafor kullanımı. Ne demek metafor kullanımı? Andırmadır. Mesela diyelim ki bir başka örnek vermek istiyorum. Trafik canavarı. Biraz önce trafikten bahsetmiştik. Trafik canavarı metaforunu bir hayvan metaforuyla canlandırın. Yani trafik kazası olarak değil, bunun başka bir metafor olarak canlandırılır demek ve çocukların yaratıcı bir yapı göstermesi dramada kullanılabilir bu tür şeyler. Şimdi gelelim şuraya. Türkiye'de Türkiye'de bu drama kullanımının ilk ayağı İsmail Hakkı Baltacıoğlu'dur. Yalnız İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun eserini ben gördüm. Gördüm derken baskısı, biz tarih alan eğitiminde de anlatıyoruz bunu. Onun eseri internette var. Bu tarihi temsiller diyor. Burada temsiller derken dramadan bahsetmiyor. Mesela İstanbul'un Fethi'nin 1453 İstanbul'un Fethi'nin piyes olarak temsil edilmesi, canlandırılmasından bahsediyor. Yoksa gerçek bir drama oyunundan bahsetmiyor modern anlamda. Yani çocuklara tarih bilinci kazandırmak için Peygamberimiz döneminden bir şeyleri piyes haline getirelim. Efendim İstanbul'un fethini canlandıralım falan, bunları söylüyor. Bu da bildiğimiz tiyatro piyes şeklinde. Yine 1915'te zaten eski bir şeydir. 1915'te de mektep temsillerinin usulü tedrisi. Mektep temsilleri derken işte mektep okullardaki tiyatro temsillerinden, piyeslerden bahsediyor. Sonra Selahattin Çoruh vardır. Okullarda dramatizasyon. Bu modern anlamda nasıl uygulanabileceğini bir şey yapmış. Emin Özdemir'in uygulamalı dramatizasyon var. Tamer Levent ve İncisan Çağdaş Drama Derneği kurucuları. Şükran Oğuzkan, onun da anaokullarında yaratıcı dramatizasyon uygulamaları diye bir eser var. Şimdi drama eğitiminin yönteminin özellikleri demişiz. Bir, drama katılımcıları hem izleyici hem oyuncudur. Bu çok önemli. Mesela tiyatroda
oyuncularla. Ya geçen gün oğlum bir Bursa'da bir tiyatroya gitti. Hisseli Harikalar Kumpanyası diye eski bir oyunun yeni versiyonu yapmışlar. Sonra internetten bir şey falan izlemiş. İşte tiyatro üzerine tiyatronun o dördüncü duvarı yıkması falan gibi bir şey anlattı bana. Bundan bahsediyorlar. İşte şeyde tiyatroda izleyiciyle oyuncu kesin sınırlarla ayrılır. Ama dramada öyle değildir. Dramada katılımcıları hem izleyici hem de oyuncudur. Şu anda kendisi drama içinde oynayan çocuklar 15 dakika sonra izleyici konumuna geçebilir ya da yarınki derste izleyici olabilirler. Dramada özel izleyici kitlesi yoktur. Özel izleyici kitlesi tiyatroda vardır. Bu işte tiyatroda en önemli ayrımıdır. Katılımcıların izleyiciliği iki türlüdür. Bir, grubu süreci izleme. Dışarıda izleyebilir. İkincisi, içsel izleyicilik, kendi izlemedir. Bazı dünya drama uygulamalarında içsel izleyiciliğe destek olması için aynalar kullanılıyor. Aynalarda çocuğun davranış yaparken kendisi izlemesi sağlanılıyor. Pardon. Drama çalışmaları amaca uygun her türlü ortamda yapılabilir. Sınıf dışı, müze, bahçe her yerde yapılabilir. Tabii müzede ise ona göre sessizce bir şey yapılması lazım. Ortamına göre. İdeal ortam zorunluluğu yoktur. Öyle tiyatrodaki gibi dekor zorunluluğu yoktur. Dekor spontan bir yaratıcılıkla tekrar tekrar üretilebilir. Örneğin, diyelim ki bir pazar, biraz önce bir pazarda elma satışı ile ilgili bir şey. Ya ne yapacağız? Ne yapabiliriz? Oradan bir tane yaratıcı olacağız. Oradan bir tane çocuk bir tülbent bulup onu önüne pazarcı önlüğü gibi takabilir. Orada bir başka öğrenci eline bir kadın çantasını sanki pazar çantası gibi kullanabilir. Var olan şeylerle yaratıcı bir şeyler yapacağız. Ha Kevser, biraz önce okudum senin şeyini. İşte onları birazdan anlatacağız. Forum tiyatrosu falan. Güzel. O doğru bir örnek. Şimdi dramada katılım gönüllülük esasına dayanır. Şimdi buradaki espri şu. Planlanan oyuna göre bazen 3, bazen 2, bazen 4, bazen 7-8 kişiyle bir oyun oynanabilir. Ne hayal ettiğimizle alakalıdır. 7 kişiyle dahi oynasan sınıf 20 kişi ise 13 kişi dışarıda kalır. Bunun için diyelim ki o pazarcı mizansenini yaptığımızı varsayalım. Bunun için kimin oynayacağı, kimin dışarıda kalacağı öğretmen tarafından belirlenecek bir şey değildir. Öğretmen burada diyecek ki kimler gönüllüdür diyecek. Gönüllü olanlardan bir grup oluşturacak. Diğer mesela 7 kişi ise bir 3 kişi daha gönüllüyse ama sıra gelmediyse size de bir dahaki oyunda yer vereceğim der. Vakit varsa yeni bir oyun daha yapılır. Yalnız şuna çok dikkat etmek lazım. Eğer devamlı dramada bugün, yarın, öbür gün devamlı aynı çocuklar oynuyorsa, bir grup çocuk da devamlı pasif kalıyorsa bu iyi bir şey değildir. Bu doğru bir şey değildir. Ha, herkesin dönem içinde sırayla kalkması ve sırayla 3 oyun oynaması da şart değildir. Ama şu olabilir. Şu olabilir. Şu denge gözetilmelidir. Yani birisi 3 defa oynadıysa birisi 2 defa oynayacak, birisi de 1 defa oynamış olur. Ama hiç katılmamış 0 adetli kimse olmayacak bir dönem boyunca.
Şöyle bir şey olmayacak. Bir çocuk 18 defa katılmıştır dramaya, bir çocuk da hiç katılmamış. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz. O zaman drama yanlış uygulanıyordur. Drama çalışmalarına katılmak isteyen ve kurallara uyan herkes için herkes de yürütülebilir, herkes de serbesttir. Katılımcılardan oyunculuk performansı, oyunculuk yeteneği, oyunculuk özelliği beklenmez. Amaç tiyatro eğitimi vermek değildir. Şimdi ben burayı çok önemsiyorum. Şuraya bir yıldız atayım. Şimdi ben hayatımda iki defa tiyatro ve drama çalışmalarına katıldım. İlk katıldığımdaki eğitimci çok kötüymüş, konuyu yanlış bakıyormuş falan filan. Ben bilmiyorum tabii. Beni soğuttuydu, güzeldi. Sonrasındaki çok iyiydi. Onu da bir sene falan götürdüm, devam ettim. Bir lider olarak değil ama katılımcı olarak drama çalışmalara katıldım. Şimdi burada önemli nokta şuydu. İlk benim o beğenmediğim, soğudum dediğim zaten adı dramaydı ama adam eğitici drama yapmıyormuş. Ben şu andan bakınca anlayabiliyorum. Ben o zamanlar 17-18 yaşındaydım. O tiyatro yapıyormuş. Tiyatroda oyunculuk becerisi istenir. Fakat çok enteresandır. Dramada oyunculuk becerisi ve yeteneği istenmez. Neden? Bakın çok önemli bir şey. Şimdi çocuklar özellikle bunu yakalamak çok önemli. Ben ikinci eğitmende bunu yakaladım. Çok da mutlu oldum. Şimdi ikinci eğitmenle çalışıyoruz. Benim orada İstanbul vapurlarında jilet satan bir pazarlamacı olmam gerekiyor. Vücut diliyle onu anlatmam gerekiyor. Beceremedim ben bunu. Orada eğitimci geldi bana çok güzel bir şey söyledi. Neden beceremedim biliyor musun dedi. Çünkü rol yapmaya çalışıyorsun dedi. Evet dedim. Öyle yapmayacağım dedim. Yok dedi rol yapma dedi. Burada amaç şu dedi. Vapurdayız. Para kazanmak istiyorsun. Yeni başlamış olabilirsin. Jilet satacaksın. Veya bir salata soyacağı veya bir bıçak satıyorsun. Anadolu Rumeli arasında gidip gelen bir vapurda. Belki de acemi bir pazarlamacısın. Bunu nasıl pazarlarsın? Ne yaparsın? Ne dersin? Dedi. Ben orada uyandım işe. Döndüm dedim ki ben bu işi yapamam dedim. Çok güzel dedi. Bu işi yapamayacak kıvamda çekingen birisini oyna o zaman dedi. Ama dedi rol yapmaya çalışma dedi. Sonra oyun başladı. Ben arkadaşlarıma söyledim ama tekrar bir o oluşum dediğimiz bir toplantı yaptık. Dedim bak ben beklediğiniz gibi bir şey yapmayacağım dedim. Tamam dediler ne istiyorsan alayım. Onlar başladık. Herkes yerlerine oturdu. Ben elimde hatırlamıyorum. Bir tıraş bıçağı mıydı? Bir meyve soyacağı mıydı? Hatırlamıyorum. Orada gruba yönelik bir şey yapmadım ben. Gittim. Birisinin yanına. Merhaba dedim. Şey satıyorum ben dedim. Görmek ister misiniz falan dedim. Bir tanesi görmek isterim dedi. Bir tanesi görmek istemem dedi. Onun yanında bir tane meyveyi soydum falan ama böyle yüksek sesle herkese hitap eden şekilde değil. Bir kişi, iki kişi dinledi orada beni falan. Ondan sonra ben de kendimde fark ettim. Yapmacıklık yoktu ve kendim gibi konuşuyordum. Sonra eğitmen de geldi dedi ki işte bunu istiyoruz dedi. Ondan sonra çok güzel bir deneyimdi benim açımdan. İşte çocuk neden bunu anlatıyorum? Çocuklara altını çizerek söylüyorum. Oyunculuk yapan çocuğa aferin demeyin. Burada ana amaç oyunculuk değil. Burada ana amaç arkadaşınızla konuşur gibi. Evinizden buraya gelir gibi.
Kantin sırasında kavga eder gibi. Öğretmeninize yalvarır gibi. Not için yalvarıyorlar ya. Ya da diğer arkadaşınızdan kalemtıraş ister gibi. Doğal, normal, her günkü gibi. İşte bunun anlamı çok değerli. Bence şu anda dramanın ne olduğunu daha iyi anladık diye düşünüyorum. Şimdi bir durakladım, çok ben anlattım. Bir şey sormak istiyorum. Geçen sene dinleyenler var veya kendisi çalışanlar var. Ben de buraya kadar bir şeyler anlattım. Ne dersiniz? Daha önce çalıştıklarınızdan farklı bir bakış açısı sunabildim mi? Yoksa çalıştıklarınızla aynı mı? Farklı bir bakış açısı oldu mu? Biraz şeyler söyleyip konuşalım bakalım. Recai diyor ki bu yaşantınız dersi özetledi gibi diyor. Aynen öyle. Atakan diyor ki farklı değil hocam. Çok farklı diyor. Atakan çok esprili bir akşam. Farklı değil hocam. Çok farklı. Yağmur diyor ki ilmek ilmek anlattınız. Geçen sene çok yüzeysel dinlemişim. Tabii ben şunu söyleyeyim size. Bu iki tane drama deneyimim olmasaydı ben de bu kadar rahat bu derse girerim demezdim. Ben bu drama üzerine çok kafa yordum. Sena diyor ki hocam öyle bir anlattınız ki ben de sizinle sattım o vapurda. Çok zor bir şey biliyor musunuz? Vapurda insan yani düşünün. Ya harika bir şey söyleyeceğim. Kevser çok onore oldum. Bizim Kevser, tanıyor musun Kevser'i artık? Her ders yazar. Ben Çağdaş Drama Derneği eğitmeniyim. Böyle bir anlatım hiçbir liderden görmedim inanın diyor. Vallahi onore oldum Kevser, sağ ol. Şimdi şu çok önemli. Drama dersinde şurayı yakalamamız lazım. Dün Instagram'da bir çocuk, çok sempatik bir çocuk, biraz kilolu, 13-14 yaşlarında, 10 metre ip satıyor. Ama o kadar sempatik satıyor ki eline ipleri almış böyle. Her zaman lazım olur diyor. İstersen dananı bağla diyor. İstersen hayvanını bağla diyor. İstersen diyor evde akşam kaynananı bağla diyor. Onu da bir kafiye haline getirmiş. Ondan sonra kızdığın adamı bağla diyor. Ama çok hoş bir kafiyeli hale getirmiş. İp satıyor. Şimdi burada şu nokta çok önemli. Şimdi benim kulakları çınlasın bir abimiz vardı, ziraat mühendisi, daha sonrasında doktorasını falan da yapmış, üniversitede bir dönem hocalık da yaptı. Onun bir şirketi var, su pompaları satıyorlar, ziraat mühendisi. O anlattıydı. Pardon. Şimdi büyük bir şirket kuruyorlar. Şirkette tabii diyor ben ziraat mühendisiyim diyor. Üniversitede hocalık yaptım, yapıyorum o dönem diyor. Aşağıda pompalar var diyor. Bir vatandaş geliyor diyor. Tarlası için su çekmek için bu pompa alacak. Hoş geldiniz beyefendi diyoruz. Geliyorum, oturuyor, çay kahve söylüyorum. Konuşuyoruz falan diyor. Bir süre sonra adam diyor bana bakmıyor, havalara bakıyor. Gitmeye çalışıyor diyor. Gidiyor diyor. Satabiliyorum, satamıyorum. Genelde de satamıyorum diyor. Sonra bir çocuk almışlar. Benim arkadaşım o zamanlar 40 yaşındaysa.
Çocuk dediğimizde 20-22 yaşında falan. Ya diyor, giren içeriye kim varsa diyor, herkese pompa satıyor diyor. Hani su pompası satıyor diyor. Ben diyor oturtturuyorum, buyurun beyefendi derken diyor. Vay abicim nasılsın falan diyor. Takip ettim diyor çocuk ne yapıyor diye diyor. Hangi köydensin diye soruyormuş. Karşıdaki diyormuş ki Hasköy'denmiş de, Bursa'da Hasköy vardır. Ya benim hanım da orada. Ondan sonra işte benim amca orada falan. Ertesi gün hangi köyden? Misi köyüne. Ya benim hanım da orada. Hangi köyse diyor, hanımı da o köyden oluyor diyor. Ondan sonra ya da akraba çıkıyorlar falan diyor. Ondan sonra bir şekilde bir ilişki kuruyor diyor köylüyle diyor. Çok tatlı dilli ve satıyor diyor. Şimdi burada bazı insanların, herkes böyle olmak zorundadır demiyorum. Bakın, herkes böyle olmak zorunda değil. Ama insan sıkılgansa sıkılganlığını bir dil geliştirmeli. Bazısı işte ipi bile, 10 metre ipi bile çok tatlı dille satar. Bir tanesi su pompasını çok tatlı dille satar. Bir tanesi de benim becerim başka bir şeydir der. Herkesin o sempatik dili üretmesi şart değil. Ve onu oyunculukla yaparsa bu da güzel bir şey değil zaten. Yapmacık duruyor. Ha, çok güzeldi o abimizin söylediği şey. Peki dedim ne yaptın? Sen de dedim Arlas abimle aynı tekniklerle pazarlamacılık yaptın mı dedim. Hayır dedim. Ben orada hayatta bir şey öğrendim dedim. Herkes işini yapacak dedi. Orada o çocuk o satışı yaptı dedi. Ben de üniversiteye gittim dersimi anlattım dedi. Bakın çok önemli bir şey. Herkes onu yapmak zorunda değil. Ama kendini tanımak, ne yapabileceğini bilmek. Ne yapabileceğini bilmek. Kendi sınırlarını bilmek. O sınırları içinde diğerinin yaptığı işi takdir edebilmek. Onun da değerli olduğunu anlamak. Ha ben dedi, çok hoşuma gitmişti o laf. Ben dedi onun yaptığı işi hiç takdir etmiyordum. Ne var işte sokak ağzıyla konuşuyordu. Konuşuyor diye bakıyordum. Ben yapamayıp o yapınca kıymetini o anda anladım. Ama benim yaptığım da ders. O da gelip üniversitede ders anlatamaz dedi. Ben de gidip o köylüye o su pompasını öyle satalım. İşte bunların farkındalığının adıdır drama dersi. Evet gençler, saat kaç bir bakalım. Gençler, şimdi biz 3 ders yapacaktık bu akşam. Bence burada bırakalım. Benim boğazdan dolayı ondan sonra. Seyit diyor ki geçen sene dinlediklerim sadece anlatıyordu. Siz bu anlattıklarınızı bize yaşatıyorsunuz. Çünkü ben yaşadım Seyit. Yani siz anlatırken insanın zihninde canlanıyor. Türkçedeki zihinsel imaj oluşturma. Aynen öyle. Zihinsel imajlar oluşturma bu. Doğru söylüyorum. Doğru söylüyorum. Bu zihinsel imajlar oluşturma. Ama interneti açın. Şu 10 metre ipi çocuğun satışına bir bakın. Çocuk çok iyi satıyor. Hadi bakalım. Bir de şeyde eski Türk filmlerinde vardır. Bu gemilerde. Şener Şen yapıyordu değil mi? Kim yapıyordu o filmlerde? Şener Şen mi tıraş bıçağı satıyordu? Mesela birisinin çıkıp Şener Şen gibi yapması bu drama değildir. Bu tiyatrocuktur. Ha kahvede yapıyordu. Doğru. Pekmez ve tereyağı ısıtıp için diyor. Pekmez ve tereyağı ısıtıp pişerseniz faydalı olacaktır. Hadi bakalım inşallah. Hadi bakalım görüşmek üzere arkadaşlar. Bugünlük 2 saat olsun.